Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Samimi Analiz programıyla karşınızdayız ve bugün çok değerli bir konuğum var. Yaklaşık bir haftadır kendisi buralarda değildi, çok uzaklardaydı. Ve nereye gittiğini, neler yaptığını soracağız. Zira samimihaber.com muhabiri sevgili Ercan Küçük bizlerle. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ayağının tozuyla buradasın. Çok merak edilen, hepimizin merak ettiği konumlardan birine çok uzaklara gittin. Sincan, Uygur Özerk Bölgesi'ndeydin. Evet. Yaklaşık 9 gündür. Oralarda neler yaşadın, neler gördün? Bunları merak ediyoruz ama işin bir de başlangıç kısmı var. Nasıl başladı onu öğrenelim. Evet. Ben şimdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili işte Türkiye'de de yer alan haberler, bu konuda emperyalizm destekli tartışmalarla ilgili yaklaşık 5-6 yıldır çalışma yapıyordum zaten. Yani bununla ilgili haberler hazırladım, bununla ilgili belgesel hazırladım, belgesellerde görüşler belirttim, görüşler verdim. Dolayısıyla bölgeyi tanıyan bilen birisiydim aslında. Guanmin gazetesi, Çin'in en etkili, en önemli gazetelerinden birisi. Guanmin gazetesinin davetlisi olarak gittik. Harici medyayla ortaklaşa düzenlenen bir etkinlikti. 11 gazeteci gittik. O 11 gazeteciden birisi de bendim. Yani dediler ki kısaca bu kadar çok yazıyorsun, meraklısın topraklarımızı, kültürümüzü, bilgiler veriyorsun. Bir de gelip yerinde görmeni istediler. 11 Tabii. gazeteciyle beraber davetli olarak gittiniz Tabii. Guanmin gazetesiyle. Nasıl bir tur düzenlendi ve gittiğinde neler hissettin bu kadar yazıp merak edip de bizlere aktardığın topraklar hakkında? Ya önce şunu söyleyeyim, çok yoğun bir programdı. Bayağı yorulduk ama çok güzeldi. Birincisi, yıllardır çalıştığım bölgeyi birebir gezip görmek benim için de çok önemli bir deneyim oldu. Çünkü orada Uygur bölgesi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Uygur halkının ağırlıklı yaşadığı bir bölge. Çin 56 etnik unsurdan oluşuyor. Etnik ve dini unsurdan oluşuyor. Bu unsurlardan birisi de Uygurlar. Onların yaşadıkları o coğrafyayı görmek çok önemli bir deneyimdi. Kültürlerini nasıl yaşadıklarını, dini inançlarını, ondan sonra yemeklerini tatmak, işte yaşadıkları coğrafyayı görmek, o havayı koklamak, o atmosferi yaşamak çok kıymetli bir deneyimdi açıkçası. Biz Ercan gitmeden önce konuşuyorduk. Çin'e gideceksin, ne yiyeceksin diye. Hatta evet. benim küçük önerilerim vardı. Krakerler yanında götür diye mutlaka. Bunun yanında gerçekten de o topraklarda, o kadim topraklarda, çünkü yüzyıllardır var olan topraklarda olmak hissiyatı neler hissettirdi sana? Yani yazarken başka mı, bir muhabir olarak, bir gazeteci olarak yazdığın yerleri görmek ve birebir tatmak, koklamak, dokunmak neler hissettirdi sana? Öncelikle mutlu etti. Yemeklerine girmek isterim. Ben çok et tüketen birisi değilim. O yüzden biraz zorlandım açıkçası. Çünkü et ve baharat ağırlıklı bir yemek kültürü var. İşte Uygur halkının, Uygur ve Han Çinlilerinin yemeklerini işte tattık. Helal gıda tükettik orada. Açıkçası biraz fazla baharatlı ve şeydi, et ağırlıklıydı. Biraz zorlanmadım değil. Ama güzel. Yani bu topraklarda ile benziyor açıkçası. Yani orası da Uygur halkı, işte Türkler, burası da benzer. Ve beni mesela en çok heyecanlandıran İlgah Cami deneyimiydi. Benim işte uzun zamandır yazdığım ve Türkiye'de çok isim olarak bilinen, çok tartışılan bir camiydi. 600 yıllık bir cami, İlgah Cami. Kaşgar zaten kadim Türk kenti diyebiliriz. Kaşgarlı Mahmut'un diyarı. Orada bulunmak, orada İdgah Camii'ye girmek ve İdgah Camii'de dua etmek benim için eşsiz bir deneyimdi açıkçası. Yani bir daha kısmet olur mu bilmiyorum. Peki biraz konumundan bahsetmek gerekirse, çok merak ediyoruz diyoruz. Çünkü son birkaç yıldır hakkında yazılar, haberler sayenizde yine öğrendiğimiz yerler. Çin'in nasıl bir bölgesi? Çin'de, Çin tabii ki topraklarına ait ama orada mesela nasıl anlaştın insanlarla ve hani Uygur özerk, Sincan Uygur özerk bölgesinde nasıl anlaştın? Dilleri nasıl? Şöyle, Sincan Uygur özerk bölgesi Çin'in batıya açılan kapısı. En batısında olan bir yer. Ve Türkiye'nin yüz ölçümü olarak iç katı.
Ve Çin'in de 6'da 1'ine tekabül ediyor yüz ölçümü olarak. Yani büyük bir bölge ve Çin'in en büyük özerk bölgesi. Çin özerk bölgelerden oluşan bir yapı, sistem. Evet. En büyük özerk bölge Sincan Uygur özerk bölgesi. Tarihi İpek Yolu'nun işte günümüz hali diyebiliriz. Kuşak Yolu inisiyatifinin de başlangıç noktası. O açıdan da Çin için hem kültürel hem tarihsel hem de ekonomik anlamda çok büyük önemi var. İşte Urumqi zaten bölgenin başkenti. Biz orada mesela Urumqi Uluslararası Karalimanı'na gittik. Mesela Kuşak Yolu inisiyatifi için çok önemli bir nokta. Ve Urumqi'nin de açılan, dünyaya açılan kapısı diyebiliriz. Mesela orada günde 600 bin paket kargo koli gibi. Günde 600 bin paket oradan dünyaya yayılıyor. Dünyaya dağıtılıyor. Evet. 19 ülke ve 26 şehre dağıtılıyor. Aynı zamanda bir dağıtım merkezi, lojistik merkezi orası. Bu yıl 100 milyon paket transfer edilmiş oradan. Ve bu sırf Urumqi bölgesinden. Dolayısıyla trilyon dolarlık bir inisiyatiften bahsediyoruz. Türkiye'de bu inisiyatif açısından çok önemli bir bölge. Ki şöyle, Kuşak Yolu inisiyatifi Asya, Avrupa ve Afrika arasında aslında bir ticaret ağı diyebiliriz. Sadece ticaret değil, kültürel etkileşimler, siyasi etkileşimler, ekonomik etkileşimler de burada söz konusu. Ülkeler arası kültür, işte transferleri vesaire. Dolayısıyla işte trilyon dolarlık ve yüzden fazla ülke, en son baktığımda 156 ülke sanırım bu şeye katılmış. Türkiye'nin önemi de şu, yollar üzerinden, güzergahlar üzerinden işte Asya, Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlıyor. Çin'den çıkan bir tren Avrupa'ya 11 günde hareket edebiliyor mesela. O yollardan birisi de Türkiye'den geçiyor. Orta koridor. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı üst güzergahta Çin sıkıntı yaşayınca, daha doğrusu inisiyatif sıkıntı yaşayınca orta koridorun önemi arttı. Türkiye bu anlamda çok daha önemli bir rotada. Ve bu proje, bu inisiyatif ülkeler arasında kazan kazan politikası güdüyor. Yani işte bir ülkenin hakimiyeti söz konusu değil aslında. İşte Çin'le ticaret yapan Türkiye'de kazanıyor, Irak'ta kazanıyor, İran'da kazanıyor ya da işte Fransa'yla ticaret yapan işte atıyorum Irak'ta kazanıyor. Dolayısıyla kazan kazan politikası anlamında önemli. Diğer sorun neydi? Nasıl anlaştığına nasıl geleceğim ama şunu da sen şimdi böyle bir tablo çizerken insanların, vatandaşlarımızın şunu çok iyi anlamaları gerektiğinin bir kez daha altını da çizmiş oldun. Bu 3. Dünya Savaşı neden çıkıyor? İşte enerjiyi neden kesmek istiyorlar? Çin gerçekten baktığımız zaman dünyada önümüzdeki günlerde Amerika'nın yerine Çin mi alacak diye konuşuyoruz. Hindistan mı alacak yoksa Çin mi alacak önümüzdeki günlerde? Bu anlamda şunun altını çizmek istiyorum. İşte Türkiye ile o bağlantılar, Sincan Uygur özerk bölgesiyle olan o bağlantılar, o bir tık bile çok çok önemli. O tırnak çok çok önemli. Tabii. Zaten şöyle, Türkiye'nin de aslında yürütmesi gereken politika şu bence. Sincan Uygur özerk bölgesi Çin ile Türkiye arasında bir köprü görevi görmeli. Türkiye'nin de buna yönelik adımlar atması gerekiyor ki bence hükümet son yıllarda buna yönelik adımlar atıyor. En son Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Haziran ayındaydı sanırım, bu geçtiğimiz Haziran ayında bölgeye gitti, Uygur bölgesine gitti. Evet. Ve yıllar sonra bölgeye giden ilk Türk yetkili. İşte biz, üst düzey yetkili. Evet, üst düzey yetkili. Biz de ondan sonra bölgeye giden ilk Türk gazeteci heyetiyiz. O anlamda da önemliydi bizim ziyaretimiz. Dolayısıyla tarihsel bağlar, soy bağı, işte dini olarak yakınlık vesaire, bölgede Türkiye'nin bağı var. O bağ potansiyel var. Tabii potansiyel var. İki ülke arasında ticari olarak da bir köprü konumunda işte olması gerekiyor. Buna yönelik adımlar işte iki ülke tarafından da artık atılmaya başlandı. Peki ilk aklımıza şu geldi. Orada bir potansiyel var. Ben de orada gidip iş kurmak ya da bir bağlantı kurmak istiyorum. Orasıyla bir ticaret yapmak istiyorum. Nasıl anlaştık? İşte onu sordum az ya önce. Biz mesela dilleri nasıldı? Şöyle, biz Urumqi'de Urumqi Kapalı Pazar, Türkiye'nin Eminönü'sü gibi diye söyleyebilirim. Oraya gittik. Ondan sonra
İli'de Liu ismi biraz karışık bir yer. Liuxing Street. Hı hı. Altıgen şeklinde merkezde bir yuvarlak altıgen şeklinde bir çarşı. Mesela oraya gittik. Kaşgar'da eski şehir, bizim eski Mardin gibi eski Kaşgar'a gittik. Oradaki çarşıları gezdik. Hı hı. İstediğimiz dükkana, istediğimiz esnafa uğradık. Gittik. İstediğimiz yerden alışveriş yaptık. Uygurlarla anlaşabildik biz. Hı hı. Çünkü hani onlar Uygurca konuştu, biz Türkçe konuştuk. Dil olarak yakın olduğumuz için anlaşabildik. Alışveriş yaptık vesaire. Peki en çok merak ettiğimiz konulardan biri de özellikle gençler işte Çin olsun, Kore olsun, Uzak Doğu ülkelerini çok fazla merak ediyorlar. Hı hı. Sence önümüzdeki günlerde gençlerin oraya gidiş, gelişleri, turistlerin varoluşu nasıldı? Şimdi bizim gördüğümüz bölgede ağırlıklı iç turisti, yerli turist, hı hı, diyebilecekleri işte Çin içindeki bölgelerden ya da Uygur bölgesindeki, Sincan Uygur özellik bölgesindeki diğer şehirlerden bir turist akını var aslında bizim gördüğümüz, benim gördüğüm. Hı hı. Ama bölge için dış turiste de açmak için çalışmalarını yapıyor. Mesela orada Kızıl Tapınağı gittik biz, Budist Tapınağı. Ondan sonra Subaşı Tapınağı'na gittik, o da yine Budist Tapınağı. Bunlar Çin'de Budizm'in ilk yayıldığı tapınaklar ve yüzlerce yıllık tarihi olan tapınaklar. Hı hı. Şunu da özellikle aktarmak isterim. Sanırım Kızıl Tapınak'taydı. Mağaralar var işte tapınağın içinde. O mağaralar işte oda gibi aslında. Oradaki tarihsel resimler, Budizm'i temsil eden resimlerde bazı yerler boştu mesela duvarda. Biz sorduk hani döküldü mü, yıprandı mı, işte yüzlerce yıl geçti. Bize dedikleri şey şu, buradan Avrupa'ya kaçırdılar. Hı hı. İşte Almanya, Fransa'ya bu topraklarda çok yaparlar. Bunu özellikle belirtmek istedim. Onun haricinde buraları mesela yeniden tadilat mı derler? Bu restorasyon yapıyor Çin devleti ve buraları da açacak turizme. Hı hı. Zaten yavaş yavaş açılmaya başlamış. Daha da açacak. İşte Sincan Uygur özellik bölgesindeki tarihi yerler. Mesela Kaşgar'daki o eski evleri yeniden dizayn ediyor, restore ediyor falan. Bölgeyi daha da dış turizme açacak. Ve belki de binlerce, belki milyonlarca insan bölgeye gidecektir. Peki hep Çin deyince aklımıza teknoloji gelir. Ondan sonra işte teknolojinin en üst düzeyde olduğu bilinir. Peki Uygur özellik bölgesiyle karşılaştıracak olursak ne durumdaydı? Yani şöyle, Çin hani merkezine gitmedim ama, hı hı, o teknolojiden muaf değil, evet, bölge. Mesela Urumçi'de ilk gittiğimiz gün çekime çıktığımızda uzun bir cadde, ismini şu an hatırlamıyorum. Cadde boyunca Çin'in yerli teknoloji markalarının dükkanlarını gördük. Hı hı. Mesela bir de otelde denk geldik. Kaşgar'daki oteldeydi sanırım. Bir robot bayağı geziyor ortalıkta. Hı hı. Önüne çıkıyorsun, şey yapıyor, duruyor, yönünü değiştiriyor falan böyle. En son intihar eden bir robotun haberini yapmıştık ya, o da onlardan mıydı? Yani biraz zorlasak o da herhalde yapabilirdi. Hı hı. Orada Türkiye denk geldi robot. Yani teknolojik anlamda tabii Çin ilerliyor, daha da ilerleyecektir, hı hı, muhtemelen. Bunun da etkilerini görecektir muhtemelen bölgedeki insanlar. Böyle gidiş gelişler olursa, böyle ekonomik bağlar, soy bağını bizde ön plana çıkararak böyle gidiş gelişler olursa önümüzdeki günlerde daha çok katkıları da olacaktır gibi düşünüyor musun? Tabii. Yani az önce dediğim gibi Sincan Uygur özellik bölgesi Türkiye ile Çin arasında bir köprü konumunda, hı hı, olmalı. Olacaktır da. Bunun adımları atılıyor. Bunun iki ülkeye de ekonomik anlamda da çok büyük getirisi olacak. Hep şey deriz mesela, Çin 1,5 milyar insan, her bir Çinliye bir tane fındık yedirsek ya da bir tane kiraz yedirsek Türkiye ihya olur denir. Bunun adımları atıldı mesela. 2 sene ya da 3 sene önce Çinliler Türkiye'de kiraz almaya geldiler. Kiraz aldılar. Ve bir günde mi, 2 günde mi de tükendi Alman kirazlar orada. Onun haricinde Orta Koridor Kuşak Yolu inisiyatifi üzerinden Orta Koridor Türkiye için önemli bir gelir kapısı haline gelecek. Trenler Türkiye'den geçmeye başladı.
3 sene önceydi sanırım. İlk tren geçerken tören yapıldı Türkiye'de. Dönemin bakanları geldi, Çin'den yetkililer geldi. Yani ekonomik olarak iki ülkenin de arasında önemli bir potansiyel. İşte bölgedeki işte Türkiye'den atıyorum ürün alıp işte uyguların işte Çin'e satması, işte Çin'den alıp Türkiye'ye satması, işte uygurlar üzerinden işte bir ticaretin oluşması ve büyümesi. Ki iki ülke arasında turizm de önemli bir etken. Türkiye 1 milyona yakın sanırım Çinli turist bekliyor Türkiye'ye. Hani Türkiye'den Çinli turistlerin gelmesi de iki ülke arasındaki beklenen ticaretin, ekonomik gelişmenin ayaklarından birisi. Hı hı. Hem iki ülke arasında karşılıklı ticaret hem turizm, işte turistlerin gelmesi vesaire. O anlamda bölge önemli. Var mı eklemek istediklerin? Çünkü konuşacaklarımız daha çok fazla. Evet. Bu ilk bölümdü. Diğer bölümler de olacak. Oraya da mısaklarmak istersin. Şunu ekleyebilirim. Ben bölgede şunu gördüm. Daha havalimanına adım attığım andan itibaren Urumçi'de Uygurca tabelalardaki Uygurca kelimeleri gördüm ben. Hı hı. İşte Uygurlar Arap alfabesi kullanıyorlar. Daha ilk adımımı attığım andan itibaren ve devletin işte kullandığı tabelalar, panolar, işte bankaların koca plazalarda ki ne derler levhaları, tabelaları vesaire hepsinde Uygurca var. Hı hı. Bu bölgede zorunlu. Çince, Uygurca ve İngilizce bölgede zorunlu. Ha, özel dükkan açmışsınızdır. Dersin ki ben işte Çince kullanacağım tabela. Kullanabilirsiniz. Ben Uygurca tabela kullanmak istiyorum. Onu da kullanabilirsiniz. Bu anlamda bir serbestlik var. Ama dediğim gibi devletin levhalarında, devletin yazılarında Uygurca zorunlu. Hı hı. Mesela Budist Tapınağı'na gittik. Budist Tapınağı'nda Çince, Uygurca ve İngilizce tanıtım yazıları asılı duruyor. Mesela havalimanında, uçaklarda Uygurca anonslar yapılıyor. Çince ve Uygurca anonslar yapılıyor. Gittiğimiz yerlerde Uygurların yemekleri, biraz da baharatlı yemekler, Uygur restoranları var. Uygurlar ticaretini yapabiliyorlar bölgede. Mesela kültürlerini yaşayabiliyorlar gördüğüm kadarıyla. Mis kokulu cariye diye bir şey var. Hem Uygur hem Çin tarihi için önemli bir hikaye. Çok güzel kokan bir cariyeyi Çinli hükümdar, dönemin hükümdarı evleniyor falan. İki ülke arasında, iki halk arasında da tarihi önemi olan bir hikaye. Mesela onu canlandırdılar. Az ilerisinde o mis kokulu cariyenin ailesini yaptırılmış mezarlığı gördük mesela. Hı hı. Dolayısıyla Uygur halkının, Kazak halkının mesela İli'de de Nanati kasabasında, yaylada, Tanrı Dağları'nın eteklerinde Kazak obalarını gördük biz. Yazın Kazaklar dağa çıkıyorlar. Tanrı Dağları'nın eteklerine çıkıyorlar. Hı hı. Orada normal hayatlarını sürdürürken bir yandan turizmi açmış bölgeyi Çin devleti. Ama hiçbir yapılaşma yok mesela. Bir tane otel yok. Sadece yemek yemek için bir kulübe gibi bir yer. Koruma altına alıyor. Koruma altında. Hı hı. İşte Kazaklar eğleniyorlar. Bir yandan orada işte hayatını yaşıyor. Bir yandan da mesela at biniyorsunuz. Hı hı. İşte oturuyorsunuz bir obada kımız içiyorsunuz. Ki kımız çok güzelmiş. Kımız içebiliyorsunuz mesela. Dolayısıyla çok kültürlülüğü yaşatmaya çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. Ki 56 etnik unsur, etnik ve dini unsur. Emperyalizmin de müdahalesi söz konusu. Çünkü az önce dediğiniz Çin ekonomik anlamda çok büyüyor. Siyasi, hı hı, anlamda çok büyüyor. Dolayısıyla bunun önünü kesmek isteyen Amerika başta bir takım karışıklıklar yaratmaya çalışıyor. Hı hı. Bu etnik unsurlar da bu anlamda kritik. Ve bunu nasıl yaşatabilirsiniz? Çok kültürlülük, eşitlik, barış bu şekilde yaşatabilirsiniz. Benim gördüğüm, dediğim gibi mesela İdgah Cami korunuyor orada. Bizim Sultanahmet gibi diyebilirim. Hı hı. İbadet saati dışında işte turizm açılıyor. Ama ibadet saatinde turist gelmiyor oraya. Hı hı. Ondan sonra dolayısıyla korunuyor gördüm. İşte kültür orada. İşte Uygurca anonslar, Uygurca tabelalar. Benim gördüğüm bölgede buydu. Bilmediğim şeylerdi açıkçası. Çünkü Türkiye'de başka şeyler söyleniyor. Gittiğimde o söylenen şeylerin doğru olmadığını gördüm. Hı hı. Bu anlamda benim için önemli bir deneyimdi açıkçası. Peki.
Peki, daha çok konuşacağız önümüzdeki günlerdeki programda. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, samihaber.com sitesi muhabiri sevgili Ercan Küçük yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.